Mehmet Akif Abdülhamit Han'a diyordu ki, herifin sofrada şampanyası hala ayran, bari 20. asırdan utan artık hayvan. Bugün Abdülhamit Han'a içki içirmek için uğraşanlar acaba Akif'i hiç duymadılar mı? Herifin sofrada şampanyası hala ayran, bari 20. asırdan utan artık hayvan. Akif de içki içmiyorsun diye hayvan diye bağırıyordu. O yıldızdaki baykuş ölü vermezse eğer, ah efendim o ne zalim, o ne haindi. Kafes ardında hanımlar gibi saklıydı Hamit, Ali Osman'dan bu korkaklık edilmezdi ümit. Ne melunsun ki rahmetler okuttu ruhu iblise. Akif'in birçok önemli bir suçu vardı, Abduh ve Afgani'nin peşinden gidiyordu. Abduh ve Afgani, bu isimleri bilemezsek hiçbir şeyi bilemeyiz. Bu adamlar ikisi de İngiliz casusu, Abduh ve Afgani, Mason, 33. derecede Mason ve İngiliz casusu ama adı Muhammed Abduh, adı Cemalettin Afgani. Biz Cemalettin Afgani diyoruz, İran'da Cemalettin İstanbuli diyorlar. Afganistan'da Cemalettin İstanbuli diyorlar. Bugün yapılan araştırmalarda kendisinin İranlı bir Şii olduğu net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu adamları tanırsak, tanınmayınca Abdülhamit Han gitti ve Akif bağırmaya başladı. Dikkat edin şimdi. Allah haksız yere niye yıktı? Şimdi Akif bağırıyor. O cihan savaşlarını, perişan halleri gördü. Kalk baba mezarından kalk, İslam aleminin haline bir bak diye bağırıyor. Kalmadı bir erkek diye bağırıyor. Ardından da Cenab-ı Hakk'a sitemde bulunuyor. Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Hani adlin zalimleri öldürmedi hala. Cani geziyor dipleri, can vermede masum. Cenab-ı Hakk'a bağırıyor. Ben de diyorum ki, haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi işinin cezası.